Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte artık 10. sınıfın son konusu olan ve daha yoğun ölçekte TYT'de hem de AYT kısmında belki de karşımıza çıkabilecek önemli konulardan bir tanesini işleyeceğiz. Tabii ki de güncel konuların içerisinde de yer almakta maalesef afetler sürekli olarak karşımıza dünya ölçeğinde farklı ölçeklerde çıkabilmekte. Hadi bakalım bugün ünite içeriğimizde neler göreceğiz? Gelin hep birlikte göz atalım. Öncelikle afetlerin oluşum nedenleri ve özellikleri, yani burada depremden bahsedeceğiz. Depremin oluşumu nedir? Depremin özellikleri nedir? Ve bu afetlerin dünya ölçeği ile Türkiye ölçeğinde nerelerde görülebilme potansiyelinin yüksek olduğu ile ilgili ifadelerden bahsedeceğiz. Sonraki süreçte ise afetlerden korunma yöntemleri nelerdir? Her afetle ilgili bazı faaliyetler gerçekleştirmemiz gerekiyor ki can ve mal kayıpları da en asgari düzeye inebilsin. Bununla ilgili de güzel bir bilgilendirme yapmış olacağız ve afetleri önlemede uzaktan algılama sistemleri, yani teknolojik faaliyetlerin kullanılması ile ilgili de güzel bilgilendirmeler yapmış olacağız diyelim. Tabii ki de ben dersimi anlatırken beni daha rahat bir şekilde takip edebilmen için hemen ne yapıyorsun? Her zaman söylediğimiz gibi konu anlatımlı soru bankası kitabımızı açıyorsunuz. Artık son kısım, çevre ve toplum kısmı, 168. sayfadan başlıyorsun. 184. sayfaya kadar gidiyorsun. Bakın şurada görebilmektesiniz dünya ölçeğinde görülen bazı afetlerin sınıflandırılması, afet türleriyle ilgili dünya ölçeğinde bu afetlerin nerede görüldüğü, aynı zamanda bu afetlerle ilgili ifadelerde Türkiye ölçeğinde de bu afetler nerede görülüyor? Buradaki sol tarafta görmüş olduğunuz kısımda güzel bir konu anlatımımız var. Dersimiz bittikten sonra ne yapacaksınız? Hemen sağ tarafta görmüş olduğunuz çoktan seçmeli testleri çözeceksiniz. Çözemediğiniz kısımda da karekodu okutarak sorunun çözümünü dinleyebilirsiniz. Devamında dersimiz bittikten sonra artık 10. sınıf tamamıyla bitti. O yüzden Dinamo Soru Bankası kitabımızda tamamen bitirmeyi unutmuyorsun. Hemen son bölüm, ünite 4, çevre ve toplum kısmı. Burada hem dünyada hem Türkiye'de afetlerle ilgili kazanıma uygun bir şekilde sizler için güzel güzel sorular hazırladık. Aynı zamanda birinci soruya da bakarsanız açıklamalı güzel bir şekilde çözümlü sorumuz yer almakta. Altında 4 tane çoktan seçmeli testlerimiz yer alıyor. Tabii ki de yazılısı devam eden arkadaşlarımız olabilir. Yazılısı devam eden arkadaşlarımız için hemen şöyle kitabımızın son kısmına da geliyorum. Burada ünite sonlarında yazılı etkinliklerimiz yer almakta. Doğru yanlışlar, bulmacalar, boşluk doldurmalar, klasik sorular, eşleştirmeler yer alıyor. Genelde ikinci yazılılar, yani son yazılılar test mantığında olduğu için burada güzel güzel testleri çözmeyi unutmayalım. Aynı zamanda bu kitabın bölüm sonlarında ise ÖSYM tarzı sorularımız yer alıyor. Sizi tabii ki de 10. sınıfta coğrafya dersini güzel bir şekilde hazırlarken aynı zamanda TYT, AYT ile ilgili de güzel güzel çalışmalar yapıyoruz. Bu kitabı çözmeyi de ihmal etme. Aynı zamanda yazılarımız devam ediyor dedik. Hemen şöyle ikinci yazılı ile ilgili biz sizler için güzel güzel notlar hazırladık. Burada görebildiğiniz üzere karşınıza çıkabilecek yazılıdaki tüm derslerle ilgili güzel bilgilendirme kısımları var. Yazılısı devam eden arkadaşlarımız için de bunları temin etmesini istiyoruz diyelim. Aynı zamanda oldu ki yazılı konularında buralar yok, daha önceki konular var. Onu da ne yapıyorsun? Bir önceki videolarımızdan, yani o birinci dönem ikinci yazılıya hazırlık, ikinci dönem birinci yazılıya hazırlıkla ilgili yaptığımız çalışmaları da güzel güzel izlemeyi unutmuyorsun diyelim. O zaman hadi bakalım afetler başlasın. Afet nedir dersek, afet sevgili arkadaşlar, insanların önlemek için tüm imkanlarını seferber etmesine rağmen engel olamadığı olaylara verdiğimiz isimdir. Yani bu ifade afettir. Ama şunu unutmayalım. Şimdi insanlar evet tüm imkanlarını seferber ediyor, ancak burada engel olamadığı olaylar doğal afet olarak düşünülmesin, tamam mı? Neden dediğimizde şundan dolayı. Bakın burada bazı afet türleri var sevgili arkadaşlar. Bu afet türlerine baktığımızda jeolojik afetler diyor. Yani yer ve yerin yapısına bağlı olarak meydana gelen afetlerdir. Jeo yer ifadesiydi. Mesela burada deprem, tsunami, volkanik faaliyetler, heyelan, kaya düşmesi, çamur akıntısı jeolojik afetler içerisinde yer almaktadır diyebiliriz. Klimatik, hidrolojik afetler. Klimatik o zaman havayla ilgili, hidrolojik suyla ilgili. Yani hem hava hem su, iklim olaylarına bağlı olarak görülebilen afetler. Bunlar da gene doğal afetler olarak nitelendirilir. Burada sıcak soğuk hava dalgası, kuraklık ki bunlar içerisinde bence en sinsi afet bir tanesi. Hortum, yıldırım düşmesi, kasırga, aşırı yağışlar, sel, buzlanma, Hava kirliliği günümüzde birçok noktada sanayileşmiş alanlarda olumsuz etkiye sahiptir. Çığ ve taşkınlar. Aynı zamanda geldik bir diğer afet kısmı biyolojik afet. Yani canlılara bağlı olarak ortaya çıkan afetlerdir. Erozyon. Aman şunların ikisini de birbirine karıştırma, tamam mı? Bakın kuraklık dediğimiz afet klimatik hidrolojik afettir. Biyolojik afetler içerisinde ise erozyon alır. O yüzden bunlar birbiriyle farklı kavramlardır diyebiliriz. Orman yangınları, böcek istilaları ve salgınlar da gene biyolojik afetler kısmına girmekte. Bununla birlikte sevgili arkadaşlar bak sosyal afetler. Ne diyor burada? Yangınlar, savaşlar, terör saldırıları, göçler. Teknolojik afetler, maden kazaları, mesela Soma'da meydana gelen o maden kazası gibi maalesef. Biyolojik, nükleer, kimyasal silahların kullanımı, nükleer santral kazaları, mesela 26 Nisan 1986 tarihinde Ukrayna'nın Çernobil nükleer santralinde maalesef ki meydana gelen patlama gibi sanayi ya da ulaşım kazaları teknolojik afetler olur. O zaman benim buradan şunu anlamam gerekiyor. Afet dediğimiz zaman sadece doğal afet ifadesi çok anlamda, yani geniş ölçekte doğru bir ifade olmuyor. Olmaz. O yüzden eğer ki bir afet doğada meydana gelen olaylar sonucunda gerçekleşiyorsa bu doğal afet olarak geçer. Yani bu afetin oluşmasında insanın etkisi yoktur. Ha, afete dönüşmesinde insanın etkisi vardır ama oluşumunda insanın etkisi yoktur diyebiliriz. Aynı zamanda insanların çeşitli faaliyetleri sonucunda ortaya çıkmış bir afet varsa o zaman biz bu ifadeye de beşeri afet diyoruz. O yüzden başlık kısmımızın sevgili arkadaşlar afetler olmasının temel sebebi bunlar sadece doğal süreçler içerisinde değil, beşeri faaliyetler sonucunda da gerçekleşebileceği içindir ki biz afetler ve oluşum özellikleri olarak başlık attık diyelim. O zaman hadi gelin hep birlikte burada görmüş olduğumuz afetleri şöyle genel ölçekte bir açmaya başlayalım. Şimdi burada 10 tane afet görüyorsunuz ve 1900'lü yılların başından itibaren günümüze kadar en fazla sayıda can kaybının gerçekleştiği afetlerdir. Mesela 2010 yılında Haiti depremini görebilmekteyiz. 316.000 kişi hayatını kaybetmiştir maalesef. Sumatra, Endonezya'da meydana gelen 2004 yılındaki tsunami sonucunda 230.000 kişi hayatını kaybetmiştir. Ondan sonra Vargas seli, Bangladeş kasırgası, Yugay toprak kayması, Gansu depremi gibi, ama şuraya da dikkat edin. İspanyol gribi sevgili arkadaşlar 20.000 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olmuştur. Peki İspanyol gribi hangi afet kısmına girecektir dersek biyolojik afet. Niye? Çünkü bu bir salgındır. Bizim şu anda yaşamış olduğumuz COVID süreci gibi bunlar biyolojik afetler içerisinde yer alır. Hadi bakalım birinci afetimiz nedir? Deprem. Depremler nerede meydana geliyor ya da nasıl oluşuyor dersek depremler yer kabuğunda meydana gelen salınımlara verdiğimiz isimdir. Ve bu deprem ifadesinde 3 çeşit deprem vardı. Hemen şöyle hatırlamamız gerekirse iç kuvvetler kısmında. Bunlardan bir tanesi tektonik kökenli depremlerdi. Yani fay hatlarıyla paralellik gösteren depremler. Bir diğeri volkanik kökenli depremler. Volkanizma faaliyetlerinin görüldüğü alanlarda oluşan depremler. Bir diğeri ise çökme ya da çöküntü depremleri. Yerin altında bir boşluk vardı. Boşluğun o tavan kısmı çöktüğünde de çökme, çöküntü depremleri meydana gelmekteydi. Bizim bu kapsamda bu üç deprem ifadesinde hangisinde afet boyutunda depremlerin görülebilme ihtimali daha yüksektir dersek burada özellikle tektonik kökenli deprem ya da volkanik kökenli depremlerde afet boyutunda bir depremin görülme ihtimali çok daha yüksektir diyebiliriz. Yeryüzünde dünya ölçeğine baktığımız zaman dünya ölçeğinde sevgili arkadaşlar bizim depremlerimizin afet boyutunda görülebileceği 3 tane ana kuşak var. Bak bunlardan birincisi şu alanı görebiliyorsun. Kuzey ve Güney Amerika kısmının ya da kıtasının batı kıyısı, Asya'nın Endonezya, Malezya, Yeni Zelanda dediğimiz hattın doğu kıyısı. Burası Pasifik Okyanusu diye geçer ve bu deprem kuşağımız Pasifik deprem kuşağıdır. Burada mesela Japonya'yı, Yeni Zelanda'yı, Kanada'yı, Amerika Birleşik Devletleri'ni, Meksika'yı, Şili'yi örnek verebiliriz. İkinci deprem kuşağımız ise Akdeniz-Himalaya deprem kuşağı olarak geçer ve Akdeniz-Himalaya deprem kuşağı içerisinde Türkiye yer almaktadır. Bunu da unutmamış olalım. Üçüncü deprem kuşağına geldiğimizde Atlantik deprem kuşağı olarak geçer. Bu da tam Atlas Okyanusu'nun ortası olarak ifade edilmektedir. Bakın ben şuradaki turuncu renk tonunu bunu biraz daha şöyle koyu ifadeyle boyamam gerekirse, bakın dikkat edin, burada ne yaptık? Burada bir I harfi yaptık. Burada da bir H harfi yaptık. Gördünüz mü? Eğer ki bana bir ifadede bir depremin afet boyutunda görülme ihtimali yüksektir diyorsa, o zaman ne yapıyorum dünya haritasında? I ve H harfi yapıyorum ve bu harfe temas eden merkezlerde afet boyutunda depremler görülebilir. Bakın Şili depremi nerede yer alıyor sevgili arkadaşlar? Bizim Pasifik deprem kuşağımız üzerinde yer alıyor ve 9.5 büyüklüğünde meydana gelmiş dünyanın en şiddetli depremlerinden bir tanesidir. Haiti depremi sevgili arkadaşlar 7.7 büyüklüğünde ve en fazla can kaybına sebep olan depremlerden de bir tanesidir diyebiliriz. Peki Türkiye'deki depremlere baktığımızda Türkiye'nin nerede yer alıyordu? Türkiye Akdeniz-Himalaya deprem kuşağı içerisinde yer alır. O yüzden de ülkemizin büyük bir bölümü deprem tehlikesi bakımından yüksek olduğu söylenebilir. Burada 3 tane ana önemli fay kuşağımız bulunmakta ya da deprem kuşağımız bulunmakta. Bunlardan birincisi batıda Saros Körfezi'nden başlar. Marmara Denizi'nin tabanından, Sakarya Bolu üzerinden, şöyle Tokat üzerinden Erzincan ve Muş'a kadar uzanan bir hat vardır. Bu Kuzey Anadolu fay hattı olarak geçer. İkinci fay hattımız ise ta Afrika'nın doğu kısmından başlar. Afrika'nın doğusunda birbirinden uzaklaşan 2 tane kıtasal levha yer almaktadır ve ülkemize Hatay'dan sokulur. Antep, Osmaniye, Maraş hattı üzerinden, yani tam şu hat üzerinden şöyle doğuya kadar uzanıp Muş Varto'da Kaf'la birleşen bir fay hattımız daha var. Bu Doğu Anadolu fay hattı olarak geçer. Üçüncü fay hattımız ise Batı Anadolu'daki Horst Graben sistemlerine paralel uzanan çok sayıdaki fay hattını kapsar. Yani bu alanda Horst Graben sistemlerimiz yer almaktaydı. Burası da Batı Anadolu fay hattı olarak geçer. O zaman şunu unutma. Bu hat üzerinde işaretli bir merkez varsa afet boyutunda depremlerin görülme ihtimali yüksektir. Hemen şöyle örneklememiz gerekirse 7.9 büyüklüğünde meydana gelmiş Erzincan depremi 1939 yılı. 1999 yılı maalesef yakın tarih süreç içerisindedir. Gölcük depremi sevgili arkadaşlar. Bu da maalesef 18.373 tane insanımızın hayatını kaybetmesine neden olmuştur diyebiliriz. Bakın Kaf üzerinde, Daf üzerinde ya da Baf üzerinde bunların görülme ihtimali yüksektir. Peki biz depremle ilgili nasıl önlem alabiliriz? Depremin öncesinde, deprem meydana geldiği anda ve depremden sonraki süreç olmak üzere 3 alt başlık altında depremle ilgili önlemleri alabiliriz. Nasıl? Deprem öncesinde mesela hem okul hem de ev için bir deprem planı yapmalıyız ve evde aynı zamanda okulda, ki bunu illaki yapmışsınızdır, deprem tatbikatı yapılmalıdır. Temel ilk yardım eğitimleri alınmalıdır. Evimizde ya da bulunduğumuz binada devrilme ihtimali yüksek olan eşyalar varsa bu eşyalar duvara sabitlenmeli ki sarsıntı esnasında düşüp bizi yaralamasın. Evde yangın söndürme tüpü bulundurmalıyız ve depremden sonra yardımın hemen ulaşamayabileceğini, bakın dikkat edin, ulaşamayabileceğini dikkate alarak özellikle deprem çantası da hazırlayabiliriz. Deprem öncesinde bunları yaptık. Peki deprem meydana geldi. İlk yapmamız gereken tabii ki de sakin olmak. Bina içinde ve üst katta isek dışarı çıkmaya çalışmayacağız. Çünkü deprem anında özellikle balkon, merdiven ve asansör boşlukları binanın en zayıf alanları olarak geçer. Buralardan mutlak suretle uzak durmamız gerekiyor. Özellikle sağlam bir eşyanın yanına çömelmeliyiz. Düşebilecek cisimlere karşı başımızı ellerimizle korumalıyız. Dışarıda isek sevgili arkadaşlar binalardan uzak durmalıyız. Geldik deprem bitti. Deprem bittikten sonra yapmamız gereken en önemli ifadelerden bir tanesi, evimizde gaz vanası ya da elektrik şalterini seri bir şekilde kapatmamız gerekiyor. Ola ki afet boyutunda görülen bir deprem ya da onun sonraki süreçte meydana gelebilecek ekstra bir depremde yıkılmaya karşı buradaki olumsuz durumları en asgari düzeye indirebiliriz. Kendimizi ve yanımızdakilerin sağlık durumlarını kontrol etmeliyiz ki depremden önce ilk yardım eğitimi de almamız gerekiyordu. Binayı terk ederken olası tehlikelere karşı dikkatli olmalıyız. Hasarlı binalardan uzak durmalıyız. Acil aramalar dışında telefon kullanmamalıyız ki telefonlar hat sürecinde kitlenmesin sevgili arkadaşlar. Geldik tsunami. Tsunami'yi oluşturan 3 tane ana etken var. Japonca kökenli bir kelimedir. Liman dalgası olarak geçer. Okyanus ve deniz tabanında meydana gelen, bakın dikkat edin, okyanus ve deniz tabanında meydana gelen deprem volkanizma ve toprak kaymaları sonucunda oluşan bir afettir. Bu sözcük 1896 yılında Japonya'da maalesef 21.000 kişinin ölümüne yol açan büyük Meiji Tsunami sonrasında Japonların yardım çağrılarıyla literatüre girmiştir diyebiliriz. O zaman biraz önce yapmış olduğumuz şu I ve H harfi vardı ya depremle ilgili ifadelerde şöyle I ve H harfi yapmıştık. Eğer ki senin bu harfine temas eden bir yer varsa bu afet boyutunda tsunamilerin görülme riskinin yüksek olduğu alanlardır diyebiliriz. Bakın dikkat edin, bu alanlar içerisinde tsunami görülebilir. Bununla birlikte Türkiye'de peki tsunami görülür mü dersek? Evet, Türkiye'de tsunami görülür. Ama böyle büyük bir afet boyutunda, mesela Japonya'da meydana gelebilecek düzeyde bir afet boyutunda tsunami Türkiye'de görülmez. Nerelerde görülüyor? Dikkat edelim. Marmara Denizi çevresi zaten bu alanda Kuzey Anadolu fay hattı vardı. Aynı zamanda Batı Anadolu'da İzmir çevresinde, burada özellikle Teke Platosu çevresinde, Taşeli Platosu çevresinde ve Hatay çevresinde afet boyutunda tsunami görülmez ama Türkiye'de 3-6 metre yüksekliğinde bir depreme bağlı olarak tsunami'nin görülebileceği söylenebilir sevgili arkadaşlar. Volkanik faaliyetlere geldiğimizde yerin altındaki magmanın yeryüzüne çıkması olarak adlandırılmaktadır. Volkanik faaliyetlere bağlı olarak can mal kaybı yaşanmakta. Aynı zamanda tarım alanları ve bitkilere büyük zarar vermekte. Ortaya çıkarmış olduğu o tüf tabakası tozla birlikte hava yolu ulaşımını olumsuz etkilemekte. Aynı zamanda bu asit yağışlarının oluşmasına sebebiyet verdiği için de çevre sorunlarına da neden olabilmektedir. Dünya ölçeğinde volkanizma faaliyetlerine baktığımızda gene o deprem faaliyetlerinin görüldüğü alanlarla paralellik gösterdiğini söyleyebiliriz. Burada özellikle bakın Amerika kısmının batı kısmı, Asya kıtasının ve şu alanda Yeni Zelanda'nın doğu kısmı. Burası Pasifik Ateş Çemberi olarak geçer. Zaten dünyada görülebilen volkanizma faaliyetlerinin çok büyük bir kısmı bu alanda görülmüştür ya da görülüyordur diyebiliriz. İkinci alan ise Atlas Okyanusu'nun ortası. Burada mesela İzlanda'yı görebilmekteyiz. Üçüncü alan Akdeniz çevresi. Dördüncü alan ise Afrika'nın doğusu olarak ifade edilir. Eğer ki bu alanlarda işaretli bir merkezimiz varsa bu alanlarda afet boyutunda volkanizma faaliyetlerinin görülebilmektedir bileceğini söyleyebiliriz. Evet, Türkiye'de volkanik faaliyetlere bakıldığımızda Türkiye 3 tane önemli olan volkanik faaliyetler içerisinde Akdeniz Havzası'nda yer almakta. Günümüzde Türkiye'de aktif bir volkanımız bulunmamakta ama kayıtlara geçen en son volkanik faaliyet 1441-43 yılları arasında Nemrut volkanına ait olduğu ifade edilmektedir. Bizim ülkemizde Ağrı, Tendürek, Süphan, Nemrut ve Karacadağ, hemen şuraya şöyle Karacadağ diye düzeltelim. Erciyes, Melendiz, Hasan Dağı, Karacadağ, Karadağ. Bak, 2 tane Karacadağ var. Biri Güneydoğu Anadolu bölgesinde, bunu da unutma. Bir de Kula volkanları var ki Kula volkanlarında insana ait ayak izlerinin bulunması yakın tarihsel süreçte volkanizma faaliyetinin görüldüğünü bize göstermektedir diyebiliriz. Geldik bir diğer afet, kütle hareketleri. Özellikle başlıca kütle hareketleri nelerdir dersek burada erozyonu almayacaksın. Bir heyelan kütle hareketidir. Toprak kayması kütle hareketidir. Kaya düşmesi ve çamur akıntısı. Buradaki temel mantık ya da temel etken nedir dediğimizde bir eğimli araziyi düşünün. Eğimli arazideki bu kütlenin olduğu gibi yer değiştirmesi işlemi olarak ifade edilebilir. Bunun peki erozyonla farkı nedir dersek erozyonda ise bitki örtüsünden yoksun alanlarda toprağın üst kısmının süpürülmesi, yani başka alanlara gitmesi. Kütle hareketinde eğim doğrusunda yer değiştirme işlemi vardır. Ve kütle hareketlerinden bir tanesi olan heyelanlar dünyanın birçok noktasında görülebilmekte. Özellikle heyelanların görülebildiği alanlara baktığımızda bir arazinin eğimli olması. O zaman dağlık arazilerde bol miktarda görüyorsak hemen şöyle dünya ölçeğinde dağlık alanlara bakalım. Mesela Kuzey Amerika'nın özellikle batı kısmında kayalık dağları var. Güney Amerika'nın batı kısmında Ant dağları yer almakta. Amerika'nın güneydoğu kısmında Apalaş dağları yer almakta. Bununla birlikte şu alanda şöyle Himalaya dağları yer almakta. Şu alanda Hindistan'ın bulunduğu alanda Gat dağları yer alıyor. Bu kısımda da Alp dağları yer almakta. O zaman dağlık sistemlerin bulunduğu alanlarda kütle hareketlerini görebiliriz. Aynı zamanda bu dağlık sistemlerdeki toprağın suya doygun olması gerekmekte. O zaman yağış miktarının fazla olduğu alanlar, eğimin fazla olduğu alanlar ortak özellikle buluşursa heyelan riskini artırmaktadır diyebiliriz. Arazinin yapısı önemli. Nasıl? Mesela bu tabakanın altında özellikle şu alanda bir killi kayaç varsa suyla tepkimeye girdiğinde gözeneklerini kapatır ve yağışla birlikte bunun yer altına sızmasını engeller. Yani o suyun yer altına sızmasını engelliyor. O zaman suya doygun hale bulunan bu toprak kütlesi eğim doğrusunda yer değiştirebilir. Deprem ve volkanizma faaliyetleri, aynı zamanda bitki örtüsünün tahribi ki bu heyelan olayını hızlandırır. Yamaç dengesini bozan beşeri faaliyetler, mesela bir tünel açımını söyleyebiliriz. Peki Türkiye ölçeğinde kütle hareketlerine baktığımızda nerelerde görülüyor? Özellikle iklim özellikleriyle birlikte hem yer yapısı yani jeolojik özellikler hem de yeryüzü şekilleri yani jeomorfolojik özellikler kütle hareketlerinin özellikle de heyelanların oluşmasını sağlamıştır diyebiliriz. Ülkemizin çok büyük bir bölümü yarı kurak iklim bölgesi olduğundan dolayı yağışların mevsimlere dağılışı farklılık gösteriyor. Özellikle şöyle bir E harfi çizersek mesela İç Anadolu bölgesinde en fazla yağış ilkbahar döneminde, Kuzeydoğu Anadolu'da yaz döneminde, Karadeniz bölgesinde sonbahar döneminde, Ege ve Akdeniz'de ise kış döneminde yağışların fazla düştüğünü ve yağış rejiminin genel olarak ülkemizde düzensiz bir şekilde dağılış gösterdiğini ifade edebiliriz. Bizim ülkemizde heyelanlar çoğunlukla arazi yapısı ve yağış koşullarına bağlı olarak Kuzeydoğu Anadolu kısmında, bakın bu alanda mesela Erzurum'u görebilmekteyiz. Aynı zamanda şurada kırmızı renk tonuyla Trabzon ve Rize'yi görmekteyiz. Ve batı kısmına doğru geldiğimizde Karadeniz'de de Kastamonu çevresini görmekteyiz. Özellikle bu bölgelerde beşeri müdahaleler, yol yapımları, maden aramaları bu tabakaların bozulmasına, bu da heyelan olayının artmasına sebep olmuştur diyebiliriz. Biraz önce ne dedik? Heyelanla erozyon yani kütle hareketiyle erozyon aynı kavramlar değil. Erozyon özellikle bitki örtüsünün tahrip edilmesi sonucu toprağın, bak, su, rüzgar ve insanların çeşitli faaliyetleriyle aşınarak taşınması olayı. Yani buradaki toprak kütlesini ne yapıyorsun sen? Süpürüp başka bir alana götürüyorsun. Ve buna baktığımız zaman erozyonu oluşturan iki tane temel etken var. Bunlardan birincisi doğal erozyon olarak geçer. Nasıl oluyor dediğimizde doğadaki faaliyetlerin normal bir seyir içerisinde gerçekleşmesi sonucunda oluşmaktadır. Ve bu erozyonla toprağın üst kısmı taşınıyor. Toprağın yerine ana kayın ayrışması sonucu daha genç bir toprak tabakası oluşuyor. Sonuçta mesela şöyle düşünün. Doğal erozyon kısmında bakın aşağıda bir ana kayımız var. Üstte bir toprak kütlesi var. Doğal süreçler içerisinde bu toprak kütlesi gitti. Aşağıda bir ana kayımız vardı. Bu ayrıştı ve yeni bir genç bir toprak kütlesi meydana geldi diyebiliriz. O yüzden bu tür erozyon afet boyutunda değildir. Yani afeti oluşturmaz. Afeti oluşturan erozyon hareketi nedir dersek hızlandırılmış erozyondur. Peki bu nasıl oluyor dediğimizde insanın doğada toprak, su ve bitkiler arasındaki doğal dengesini bozma sonucunda meydana gelmektedir diyebiliriz. Dünya ölçeğine baktığımızda erozyonun yüksek olduğu birçok alanı görebilmekteyiz. Özellikle dikkat edin, Türkiye erozyon riski bakımından önemli bir yere sahip maalesef. Bir bölgede peki erozyonun sıklığını ve etkilerini azaltmak için ne yapmamız gerekiyor? 1. Bitki örtüsünün tahribatını önlemek ve bunun için ağaçlandırma çalışmaları yapmak. Mesela bizim ülkemizde Tema. Ben şöyle Tema diye yazalım. Tema erozyonla mücadelede ağaçlandırma faaliyetleri yürütmekte. Eğimli arazi varsa ve bu alanlarda illaki tarım yapılacaksa bu araziler basamaklandırılmalı. Peki bu sistem nedir dediğimizde taraça sistemidir. Eğimli tarım arazileri özellikle yüzeydeki su akışını azaltmak için, eğer ki ben bu tarım arazisini böyle sürersem buradan ne olacaktır? Hop kaydı gitti. Ama mesela böyle dik sürdüğüm zaman şöyle düşünün. Burada ne olacaktır? Su kütlesi kayıp gidemeyecektir. O yüzden eğimli tarım arazilerinde su akışını azaltmamız için burayı eğime dik bir şekilde sürmeliyiz. Tarım alanlarında nadas. Neydi nadas? Toprağa bir yıl ekiyorsun, ertesi yıl yani ikinci yıl boş bırakıyorsun. İşte bu zaten boş bırakmanın temel sebebi iklimin kurak ya da yarı kurak olması. Bu erozyonun şiddetini artırır. O yüzden buna alternatif olarak nöbetleşe ekim yapmamız gerekiyor. Peki nöbetleşe ekim nedir dersek toprağa bir yıl A ürünü ekiyorsun. İkinci yıl ise topraktan bitki besin maddesi farklı bir ürün, ihtiyacı olan farklı bir ürün ekiyorsun. İkinci yıl B ürünü ekiyorsun. Mesela birinci yıl buğdayı ektin tarlana. İkinci yıl ise kavun, karpuzu ekiyorsun. 3. yıl buğday ekiyorsun. Aslında toprağın üst kısmını ne yaptın? Sürekli olarak dolu bıraktın. Bu da erozyonu önleyebilir sevgili arkadaşlar. Hayvancılık faaliyetleri açısından özellikle çayır ve meralarda zamanından önce ve aşırı otlatmanın önüne geçmeliyiz ki toprağı tutabilecek bir kütlemiz olabilsin. Halk özellikle erozyona karşı bilinçlendirmelidir diyebiliriz. Evet, biraz önce söylemiş olduğumuz gibi Türkiye'nin çok büyük bir kısmı, bakın ne diyor, %86'lık kısmı erozyon tehlikesi altındadır. Bu anlamda özellikle Türkiye'de İç Anadolu bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi ve Toros Dağları ülkemizde erozyonun en şiddetli görüldüğü alanlar olarak ifade edilmektedir. Hatta şöyle bir ifade de söyleyebiliriz. Türkiye topraklarının her yıl bir Kıbrıs adası büyüklüğündeki toprağı erozyonla süpürülmekte. İşte bu tarımsal verimi de azaltmaktadır diyebiliriz. Bakın dikkat edin. Erozyon eğer ki bu hızla devam ederse ve gerekli önlemleri almaz isek biz topraklarımızın büyük bir bölümü 55 yıllık bir süreçte çölleşme tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır diyebiliriz. Geldik şiddetli rüzgarlar. Tabii ki de burada neler var dediğimizde fırtına var. Bununla birlikte kasırga var. Bununla birlikte sevgili arkadaşlar bir de şiddetli rüzgarlar kısmımız var. Peki bunlar nelerdir? Saatteki hızı 60 kilometrenin üzerinde olan rüzgarların şiddetli sağanak, yıldırım ve şimşekleri de beraberinde getirecek şekilde tehlikeli sonuçlara yol açabildiği atmosfer olayı fırtına. Fırtınaların en hızlı gelişenine ise biz kasırga diyeceğiz. Özellikle sıcak ve nemli hava kütlesinin hızlı bir şekilde yükselme sonucunda da dönmesi faaliyetiyle oluşan o dairesel harekete ise biz hortum diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Bakın burada şunu unutmayalım. Kasırgalar özellikle tropikal kuşakta etkili olmaktadır. Burada örnek verebileceğimiz yerlerin başında Meksika Körfezi ve çevresi gelir. Özellikle Afrika'nın doğu kısmı gelir. Güney Asya, Güneydoğu Asya, Doğu Asya ve Avustralya'nın kuzey kısmı özellikle kasırgaların yoğun ölçekte görülebileceği alanlara örnek verebileceğimiz kısımlardır. Evet, Türkiye ölçeğine baktığımızda Türkiye ölçeğinde şiddetli rüzgarlar görülür mü dersek evet görülür. Hangisi görülmez dediğimizde mesela bizim ülkemizde kasırga yaygın olarak görülmez. Çünkü kasırgalar tropikal bölgede daha yoğun ölçekte etkili. Cephesel orajlar ya da fırtınalar bizim ülkemizde afet boyutunda görülebilmekte. Sel ve taşkına geldiğimizde yeryüzünün büyük bir bölümünde görülen ve ciddi anlamda can mal kaybına neden olan su baskınları genelde sel ve taşkınlar olmak üzere ikiye ayrılır. Şimdi ani ve şiddetli yağış ile kar erimeleri sonucu mesela özellikle kış döneminden sonraki ilkbahar döneminde hava sıcaklığının yükselmesi ya da fön etkisine bağlı olarak ani bir kar erimesinin olması sonucunda hızlı akışa sahip sulara biz sel diyeceğiz. Akarsuyun sahip olduğu akımının yani havzasından yatağının herhangi bir bölümünden geçen saniyedeki su miktarının artmasıyla bunun çevredeki arazilerde göllenmesine de taşkın ifadesi denilmektedir. Dünya ölçeğine baktığımızda su baskınlarının oluşumunda özellikle aşırı yağışlar ve kar erimeleri etkilidir diyebiliriz. Dünyanın birçok bölgesinde bunlar meydana gelebilmekte. Özellikle Güney, Güneydoğu ve Doğu Asya'da özellikle burada muson iklimi var zaten. Muson iklimine bağlı olarak yaz musonu Hint Okyanusu'ndan Hint Yarımadası'na geldiğinde bu alanda sel ve taşkınların her yıl düzenli olarak görülmesine sebep olmuştur diyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri dediğimiz bu alanın Meksika'nın hemen biraz daha kuzey kısmı şu alan Meksika Körfezi olarak geçer. Güneydoğu kısmı bu alan Apalaş Dağları'nın bulunduğu yer olarak da ifade edilebilir. Yağışın fazla düştüğü alanlarda sel ve taşkın olaylarını görebilmekteyiz. Peki Türkiye'de sel ve taşkın olaylarına baktığımızda tabii ki dünyanın birçok ülkesinde var sel taşkınlar. Bizim ülkemizde de görülmekte. Bizim ülkemizde nerelerde etkili olur dediğimizde şöyle bir bakıyoruz. Özellikle Karadeniz bölgesi sel ve taşkınların yoğun ölçekte görülebilir alanlara örnek verebiliriz. Burada tabii ki de yanlış arazi kullanımı etkili olmuştur diyebiliriz. Bitki örtüsünün tahrip edilmesi, altyapı yetersizliği, hızlı bir nüfus artışı ve gerekli önlemlerin alınmaması sel ve taşkın olaylarının maalesef yaşanmasına sebep olmuştur. Özellikle Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Hatay ve çevresi, Kuzeydoğu Anadolu sel ve taşkının görülebilme potansiyelinin yüksek olduğu alanlara örnek verebileceğimiz yerlerdir. Geldik Çığ. Eğim doğrultusunda kar kütlesinin hızla kaymasıyla birlikte meydana gelen bir afettir. Çığ olayı özellikle dünya ölçeğinde odalık sistemlerde daha yoğun ölçekte görülmekte. Hemen şöyle önceki sayfalarımızdan bir dünya haritası alırsak şurada mesela kimi görebiliriz? Himalaya dağlarını. Bu alanda Alp dağlarını görebilmekteyiz. Şu alanda kayalık, bu alanda Ant dağları ve şuraya baktığımız zaman da Apalaş dağları yer almaktadır. İşte bu alanlar dünya ölçeğinde çığ olayının görülebileceği alanlara örnek verebileceğimiz yerlerdir. Peki Türkiye ölçeğine baktığımızda Türkiye'de çığ olayları özellikle ortalama yükseltinin fazla, kış mevsiminin uzun, kar yağışının fazla, karın yerde kalma süresinin uzun, aynı zamanda arazinin engebeli olduğu özellikle Doğu Anadolu bölgesinde yaygın ölçekte görülebileceğini söyleyebiliriz. Bakın şu alana dikkat ederseniz şurada zaten şöyle güneybatı, orta, güneydoğu toroslar var. Özellikle bakın dikkat edin güneydoğu toroslarda çığ olaylarının yaygın ölçekte görüldüğünü söyleyebiliriz. Bu alanda da Kuzey Anadolu dağları var ve bu alanda da gene çığ olayının yaygın ölçekte görülebileceğini söyleyebiliriz. Evet 2 yıllık süreçte maalesef özellikle canlı şahit olduğumuz afetlerden bir tanesi. Hem Türkiye ölçeğinde hem de dünya ölçeğinde gördüğümüz bir afet maalesef orman yangınları. Özellikle ormanların ekosistemin işleyişi, su rejiminin düzenlenmesi, iklime olumlu katkısı ve biraz önce de söylemiş olduğumuz gibi erozyonu önlemesindeki olumlu katkısına bağlı olarak birçok önemli etkisi vardır. Ama maalesef orman yangınlarının çok büyük bir kısmı, bakın dikkat edin, yaz kuraklığının yaşandığı bizim Kuzey Yarımküre için Haziran-Kasım ayları arasında özellikle Batı ve Güneybatı Anadolu'da görülmektedir. Yani bir alanda orman yangınının görülebilmesi için %99 özellikle beşeri faaliyetler, %1 özellikle ise doğal faaliyetler etkilidir. Mesela doğal faaliyetler üzerinde ne vardır dediğimizde yıldırım düşmesi olabilir, volkanik patlama olabilir, bir bölgede yaşanan biraz önce söylemiş olduğumuz gibi kuraklık olabilir, aynı zamanda aşırı sıcaklıklarda olabilir. %99'luk kısımda insan etkili dedik. İnsanların yanlış faaliyetleri, bilinçsiz ya da kasıtlı davranışları orman yangınlarının çıkmasında etkilidir diyebiliriz. Mesela Avustralya'da aylarca süren orman yangınları gibi. Onun dışında ülkemizde özellikle Akdeniz ve Ege kıyılarında orman yangını riskinin büyük olduğunu ifade edebiliriz. Bakın dikkat edin, bizim ülkemizde orman örtüsü bakımından geniş bir alan neresidir dediğimizde tabii ki de Karadeniz. Ama risk bakımından özellikle yaz kuraklığının yaşandığı Akdeniz iklim bölgesi ve çevresinde orman yangınlarının daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Geldik salgın hastalıklar. Tabii ki de bu biyolojik afetti. Biraz önce zaten bunu söyledik. Virüs, bakteri olabilir. Bunların neden olmuş olduğu hastalıklar maalesef belirli dönemde birçok insanın hayatını kaybetmesine sebep olmakta. Mesela ne zaman, nerede gerçekleşmiş? 14. yüzyılda gerçekleşiyor. Sevgili arkadaşlar, burada ne dedik? Veba salgını. Mesela Avrupa nüfusunun yaklaşık 1/3'ü hayatını kaybetmiş. 1/3 dediğimiz nüfus 50 milyon kişi sevgili arkadaşlar maalesef. Biraz önce söyledik, İspanyol gribi 20 milyonun üzerinde insanın hayatını kaybetmesine sebep olmuştur. Bununla birlikte sevgili arkadaşlar, şu anda bizim maalesef ki dünya ölçeğinde etkileyen bir salgın var. Koronavirüs salgını. Nerede çıktı? İlk olarak Çin'in Wuhan eyaletinde Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileriyle gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020'de tanımlanan bir virüstür. Ve dünya ölçeğine baktığımız zaman 516 milyon vaka, 6.273.357 ölüm, iyileşme 470.922.516 ve burada aktif vaka 38 milyon yani 39 milyon civarında. Şöyle baktığımız zaman bakın 1, 2, 3, 4, 5. sırada Türkiye'yi görebilmekteyiz. 14.040.238 toplam vakamız, 98.828 kişi maalesef hayatını kaybetti. İyileşme oranımız ve iyileşen kişi sayısı 14.938.050, aktif vakamız ise 3.360. Bu Mayıs ayı itibariyle almış olduğum güncel bir tablodur sevgili arkadaşlar. Şu anda da çok şükür ki vaka sayılarımız 1000'in altına düşmekte. İleriki süreçlerde çok daha iyi olacağını söyleyebiliriz. Geldik şimdi afet yönetimiyle ilgili ifadeleri. Tabii ki de bir afet dünya ölçeğinde maalesef meydana geliyor. Bizim bu afetlere karşı hazırlıklı olmamız lazım. Afet yönetimiyle ilgili ifadelere baktığımızda burada 4 tane aşamamız var. Bu 4 aşamamız nedir dersek? Birinci aşamaya bakıyoruz. Risk ve zarar azaltma. İkinci aşama afete hazırlık aşaması. Üçüncü aşama afet meydana geldi müdahale aşaması. Dördüncü aşama ise afetten sonra iyileştirme aşaması olarak ifade edilmektedir sevgili arkadaşlar. Bakın burada en etkili yöntem afetin oluşmasına zemin hazırlayacak koşullara karşı bilinçli davranmak ve önceden önlem almaktır. Ve bu toplumdaki afet bilincinin gelişmesi afetin yıkıcı etkisinin de azalmasına sebep olabilir diyebiliriz. Tabii ki de afetlerde coğrafi bilgi sistemleri günümüzde yaygın ölçekte kullanılmakta. CBS nedir dersek toplanması, depolanması, işlenmesi, analiz edilmesi ve sunulması olarak tanımlanabilir. İşte CBS bir afet boyutunda görülebilen bir olayın bulunduğu alandan başka bir alana nereye gidebileceğini bize öngörebilir ve bununla ilgili biz önlemler alabiliriz. Bu kapsamda nereyle ilgili önlemler aldık dersek sevgili arkadaşlar Irma kasırgası 2017 tarihinde Meksika Körfezi'ndeki Levant adalarında meydana geliyor. Daha sonraki süreçte Porto Rico, Dominik, Haiti ve Amerika Birleşik Devletleri'nin güneydoğu kısmında Florida'ya kadar ulaşıyor ve bu afet boyutunda sevgili arkadaşlar görülme ihtimalini azaltıyor. Çünkü biz bunu uzaktan algılama yöntemiyle birlikte gidebileceği güzergahları belirliyoruz ve burada Florida'da özellikle insanların başka alanlara nakledilmesiyle birlikte Florida'da bu doğu olayın afete dönüşmesinin etkisi azaltılmıştır diyebiliriz. Geldik şimdi sorumuza. Soru bize ne diyor? Yukarıda verilenlerden hangileri yavaş gelişen doğal afetler arasında yer alır diyor. Bak yavaş gelişen, yavaş yavaş sinsi olacak. Kimde o sinsi olan? Kuraklıkta. O zaman kuraklığı direkt alacağız. Bakın böyle bir ifadede 5 afetin hangisinin yavaş gerçekleşeceğini tam bilemedin ama 3'ten eminsin. O zaman 3 olmayanları götür. AD'ye gitti. Bunlar var, bunlar var. Bakalım volkanizma faaliyeti yavaş mı gelişir? Yavaş gelişmez. O zaman birinci ifadede gitti. Hemen kasırgaya bakıyorum, yavaş gelişmez. O zaman ikinci ifadede gitti. Kuraklık evet yavaş gelişir dedik. Heyelan yavaş mı gelişir? Yavaş gelişmez. O zaman heyelan da gitti. Erozyon tabii ki de yavaş gelişir. O zaman bizim ifademizde kuraklık ve erozyon yavaş gelişen afetler içerisindedir diyebiliriz. O yüzden sorumuzun doğru cevabı 3 ve 5 unutmayın. Geldik sizinle 10. sınıf coğrafyanın sonuna sevgili arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Karşınızda günün ödüllü sorusu. Cevapları mutlaka yorumlar kısmına bekliyorum. Kolay gelsin, iyi çalışmalar.